الطريقة مع الصحبة والخير في الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. من الله الله عز وجل صادق insanlardan, doğru insanlardan Allah'tan korkup da onlarla beraber olan kötü insanlardan uzak durun. Allah yolunda olmayanlardan uzak durun. Çünkü onların üzerine gelen ağırlık, gelen zulmet size de bulaşır. Devamlı bir zulmet var Allah yolunda olmayan insanlara. O zulmet ancak nur getirir zulmet. Yani zulmet karanlık diye dediğimiz gündüz de olur. Gündüz de ışık olduğu halde adamın zulmet var üstünde, karanlık var. Onu ancak Allah Azze ve Celle'nin iman nuru o zulmeti kaldırır. Onun için onlara fazla kötü söyleyenlere Allah Azze ve Celle İslam'a karşı, Müslümanlara karşı edepsizlik edenlere onların üzerlerinde zulmet var. Onlara fazla yaklaşmak iyi olmaz. İçin iş icabı olabilir. Rahat bir nasihat filan isterlerse ona olabilir. Öteki türlü alay edecek, abuk subuk konuşacaksa onlardan uzak durun. İyilerle beraber olun. Yedullah ma'al cema'a, Allah'ın yedi kudreti cemaatle beraber, toplulukla beraber olur. Bu da mühimdir. Müminle beraber olması lazım. Ondan istişare edip birbirlerine yardımcı olmaları lazım. Bu da daha fazla bereket getirir mümine, Müslümanlara. Şimdiki günler marifet gibi Allah Azze ve Celle'ye isyan, her türlü iyiliğe isyan, marifet gibi gösteriliyor. O marifet değil, sırf zarardır. Onun için el-mu'min kalbine mahsus diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Mü'min mü'mine destek olur. Sağlam kale duvarları gibi olur diyor. Tek başına olunca tabi olabilir bilmediği şeyler var. O şey, mümin olmak, Allah'a iman etmeyen, Allah'a Azze ve Celle'nin dediklerini yapmayan, ona karşı gelenlerle beraber olunca, tek başına olunca olabilir bir zarar görebilir. Onun için onlardan uzak durup iman edenlerle beraber olun. Kûn-u mâ sâdıkîn emirdir. Sadıklardan, doğrularla beraber olun. Allah hepimiz onlarla beraber etsin. Allah kötülere de hidayet olsun inşallah. Onlara tevfik el-Fatiha.